Saygıdeğer büyüklerim, değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerine giderken, Türk siyasi hayatında ilk defa yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik bir seçim beyannamesi hazırlandı. İlklerin partisi olan AK Parti'nin yurt dışındaki vatandaşlarımıza vermiş olduğu kıymet, onlara göstermiş olduğu özeni belirtmesi açısından da böyle bir seçim beyannamesinin varlığı son derece önemliydi. Bu seçim beyannamesindeki kriterlerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız çalışmalar yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Bosna Hersek'te yurt dışındaki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu çalışmaların takibini bu dönem içerisinde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu yasama dönemi içerisinde vermiş olduğumuz 7 tane kanun teklifimizin yasalaşmış olması ve değişik yönetmeliklerle yurt dışındaki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımların atılmış olmasının memnuniyeti içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bütün bu çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede 3201 sayılı kanunda yurt dışından borçlanarak emekli olmuş olan vatandaşlarımızın yarım gün çalışabilmelerine imkan sağlayan yasa 18 Haziran 2020 tarihinde yasalaşmış oldu. Bu yasanın gerçekleşmesiyle birlikte 6 Kasım 2020 tarihinde çıkan yönetmelik, yine 11 Aralık 2020 tarihinde çıkan genelge ile birlikte tamamlanmış oldu. İnşallah şu anda yurt dışından borçlanarak emekli olmuş olan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerde yarım gün çalışabilmelere imkan ve olanak sağlanmış oldu. Yine bu çerçeve içerisinde başta İsviçre olmak üzere 4 kod numarasıyla tanımlanan sigorta primini ödeyen, yani yaşadıkları ülkede herhangi bir işte çalışmayan ama zorunlu olarak sigorta primini ödeyen vatandaşlarımızın da sorunu çözülmüş oldu. Dolayısıyla yaşadıkları ülkede zorunlu sigorta ödeyen ama Türkiye'den emekli olmuş olan vatandaşlarımız varsa, bundan sonraki süreç içerisinde bu vatandaşlarımızın emekli aylıklarında bir kesintiye gidilmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bundan önceki yapmış olduğumuz çalışmalarda olduğu gibi, bundan sonraki çalışmalarımızda da diasporamızın hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyarak inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğimizi belirtir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı en kalbi muhabbetlerimle selamlar. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Kalın sağlıcakla.